Hüseyin Gülerce Zor yazı taş getiren konusu Kendi yolunu, tercihini, duruşunu savunanlara kimsenin lafı olamaz. Fikir ve ifade hürriyeti var demokrasilerde hakaret etmeden, kin ve nefret söylemine sarılmadan fikrini ifade edene kimsenin bir şey demeye hakkı olamaz. Nuray Mert Cumhuriyet'ten gönderildiğinde ben Cumhuriyet yönetimini haklı buldum. Ancak yanlışları şuydu. Baştan o yazarla ilgili ileride böyle bir durumla karşılaşabileceklerini bilmeliydiler. Cumhuriyet'in yayın ilkeleri belli. Bunlara ters bir fikir savunacaksan bunu başka gazetede yapabilirsin. Her gazete için geçerlidir bu kural. Mesela her dönemde medyada siyasi duruş açısından İktidar yanlısı, muhalefet yanlısı bir ayrışma olmuştur. 16 Nisan referandumunda %52, %48 gibi bir ayrışma olduğunu hepimiz gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de benzer bir ayrışma vardı. Bu fotoğraf aynen medyaya da yansıyor. İsim vermeyeyim, isimleri siz düşünebilirsiniz. Mesela filan yazara Hürriyet gazetesinde yazdırırlar mı? Hele Sözcü gazetesinin kapısından içeri koyarlar mı? Ya da falan yazar, sabahta ya da starda yazabilir mi? Kaldı ki o söz konusu yazarların kendileri de fikir ve düşüncelerine ters yayın çizgisi olan gazetelere hiç gitmek isterler mi? İstemezler. Hani deriz ya Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz.'' Sıkıntılı ve yanlış olan şudur. Yayın çizgisini yıllardır benimsediğiniz gazetenizde arkadaşlarınızı üzen, okuyucuyu tedirgin eden bir duruşa savrulmaktır. Gazetenizin belli konularda belli çizgisi duruşu vardır. Star gazetesi 17-25 Aralık sürecine Erdoğan ve AK Parti'ye karşı siyasi bir darbe teşebbüsü olarak görüyor. Bütün yazarları aynı fikirde. Üstelik bu darbe teşebbüsünün FETÖ tezgahı kumpası olduğu delilleriyle ortaya çıkmışken siz ama rüşvet yolsuzluk iddiaları saatler vardı diye başa dönerseniz aradan şu kadar yıl geçti. Ne oldu şimdi sorusu elbette sorulur. CHP için bu FETÖ tezgahının AK Parti surlarında gedik açmak için ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerini etkilemek için daha sonra MİT tırları ihanetiyle birlikte nasıl fırsata dönüştürülmek istendiğini de görmüştünüz biliyorsunuz. FETÖ tepelerinin CHP grup toplantılarında kesin delilmiş gibi nasıl gösterildiğini, dinletildiğini de biliyorsunuz. Tam da Amerika'da Zarrab ve Halk Bankası yöneticileri üzerinden, bazı bakanların isimleri üzerinden bir düğmeye basılmışken, siz neden sahne alıyorsunuz denmez mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işlerin arkasından pis kokular geliyor derken, sizin o kokuları hiç almıyor olmanız da bir problem değil mi? Bir de sadece siz dürüstmüşsünüz, vicdan, hukuka saygı sadece sizde varmış gibi tepeden bakarsanız sizi böyle tanımlayanları da üzmüş olmaz mısınız? FETÖ'nün HSYK'sını parlatanlardan, 28 Şubat'ın acımasız Erbakan düşmanlarından destek almanızsa düşündürücü bir ikaz değil midir? Başka temel konu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ankara-İstanbul yürüyüşü asla adalet için değildi kendi genel başkanlığını sağlama almak ve Enis Berberoğlu üzerinden köşeye sıkışmanın verdiği bir politik atraksiyondu. Gazeteniz ve köşe yazarlarının hepsi böyle düşündü. Siz kalkar da hem de adalet adına der. Hukukun üstünlüğüne olan ihtiyaçtan dem vurarak Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparsanız en yakın arkadaşlarınız bile ne oluyor demez mi? sadece kendinizi objektif vicdanlı buluyorsanız olabilir ama sizinle yıllardır aynı kulvardaki insanlar size eleştiri yöneltiyorsa hiç mi acaba ben hatalı olabilir miyim sorusu aklınıza gelmez hüseyin gülerce star